Bol deyince olduran, gönülleri imanla dolduran Yüce Allah'ın 99 adıyla cümleten bütün kardeşlerimizi, büyüklerimizi ramlayarak başlıyorum. Ben Deniz Celal kardeşiniz, Celal Al. Kuruluş Osmanlı dizisinde Abdurrahman Gazi karakterine hayat vermeye çalışan bir oyuncu kardeşiniz. Kuruluş Osmanlı benim için çok özel. Benim bir nevi burası ailem, bir nevi yuvam gibi oldu. Hamdolsun 7 yıldır buradayız. Çok güzel bir ortam. Zaten plato, set en büyük bizi etkileyen, en çok ruhumuza dokunan tarafı bu. Ruhumuzu etkileyen tarafı bu. İçeri girdiğiniz zaman her tarafından, her detayına varana kadar o dünyanın, 12. 13. yüzyıldaki dünyanın o etkisini görüyorsunuz, o ambiyansı görüyorsunuz. Bizim için çok büyük etkileri oldu. Yani çok şükür insanlara Osman Gazi'yi, insanlara Abdurrahman Gazi'yi, insanlara tarihi bütün karakterleri, real olan, yaşamış olan karakterleri ecdada anlatmaya çalışmak ve çok güzel tepkiler almak, çok güzel olumlu tepkiler almak. Daha biçilemez değerler. İnşallah daha layık olabiliriz. Daha güzel bir şekilde bu büyük prodüksiyonla, bu büyük yapımla daha güzellerini inşallah gerçekleştiririz. Cennet Mekan Abdurrahman Gazi Hazretleri'ni canlandırmak, fakirhane benim için bir şeref. Hakkıyla, layığıyla onun hayatını anlatamayız kesinlikle. Ama hiç değilse ismini zerrecik de olsa insanların kulağına kaçırmak, onun isminin, onun kahramanlığının üzerimde bir sorumluluğu var. Bunun bilincindeyim, bilincinde olmaya çalışıyorum. Sonuçta kendisi Osmanlı'nın ilk dönemlerine hizmet etmiş. Kabri de Aydos'un aynı zamanda fethidir. Sancaktepe'de mezarı Abdurrahman Gazi'nin. İlk başlarda hani ağırlıklı selam duruşuyla hani kendisini bir şekilde sadakatiyle, duruşuyla devletine, beyine, obasına, otağına varlık ve teslimiyet noktasında anası, babası, atası her şeyi otağı ve beyi. Bu şiarı edinmiş birinin elhamdülillah 7. yıla kadar devam etmesi ve bunu daim şekilde, füresiz bir şekilde vermesi çok etkileyici bir şey. Kendime de buradan çok fazla aldığım emaneti var. Karşılıklı emanetleşiyoruz dediğim şeylerden bir tanesi bu. Çok güzel tepkiler, çok güzel analizleri oldu. İnşallah layığıyla Abdurrahman Gazi'yi, o büyük komutanı hakkıyla anlatabiliriz. Buradan da rahmet olsun inşallah. Böyle bir karakterin, şu üstümüze giydiğimiz kostüm, başımıza taktığımız sarığımız, işte kuşandığımız pusatımız, onun sorumluluğu var, onun ciddi manada üzerimizde, bilincinde olmaya çalışıyoruz diyeyim. Sahneye girmeden önce Cennet Mekan Abdurrahman Gazi Hazretleri'nden destur almaya çalışıyorum diyeyim. Yani ona teslim olup onun rızasıyla diyelim. Şöyle söyleyeyim, bu yapımın, buranın en önemli artılarından bir tanesi, yani 7. yıl olmasına rağmen her sezon sıfırdan alıp her şeyi bütün ciddiyetle, disiplinli bir şekilde, bilim veya bilmeyin. Herkes atı da, kılıcı da, yakın dövüşü de, adab-ı muaşereti de, dönemin dilini, dönemin jargonunu, dönemin giyinimi, kuşanmanı, kılık kıyafetini, saçını, makyajını, hepsini tam manasıyla eğitimini alıyoruz. Tekrar onunla alakalı bir eğitim sürecimiz geçiyor. Tatil bittikten sonra dışarıda Celal Al gönderini bırakıp sivil hayatı burada Abdurrahman Gazi, Kuruluş Osmanlı bir oyuncusu olan Abdurrahman Gazi rolüne manen de bedenen de bürünmeye çalışıyoruz. Hemen hemen her sahne benim için çok özel. Bu kostümü giydiğim her an benim için çok özel. Bu çünkü kostümle beraber manevi manada duyduğum has tarifsiz. Yani içlerinde etkileşim olarak belki izleyicinin de çok etkilendiği sahne olarak diyebilirsem hani iki tanesi şu an ön plana koyarım. Bir tanesi kolumun kesildiği o kesilme anındaki sahne. Çok ben etkilenmiştim. Manen de hani o bir Alp'in kolunun gitmesi yani çok acı bir şey, ölümden bile ağır bir şey. Ama teslimiyeti, vakuru, pes etmeyişi ve
hekime bile hekim kolumu kesesin deyip de kendi infazını verdirmesi misali, kendi kolunu kesme emrini vermesi çok büyük bir teslimiyet, büyük bir sadakat, bir Türk ruhundaki, o cenk ruhundaki şiarı ortaya çıkartan bir kahramansı, bir asil bir ruh, asil bir kan. Bu beni çok etkilemişti. Çok gerçekten hani haz alarak, hatta ağlamıştım sahnede, öyle diyebilirim. İçtenlikle oynadığım bir sahneydi. Diğeri de Moğollardan doyana esir düştüğüm zaman bayağı bir yediğim dayaklar, işkenceler falan. İzleyici gözünde çok bayağı bir dramatik sahnelerdi. Bu iki sahne beni çok etkiledi ama tabii özellikle kol kesilmesi benim için öncelik diyebilirim. Abdurrahman Gazi için Ertuğrul Bey, komutanı olan, beyi olan, uzun yıllar hizmetinde bulunduğu otağının reisi Süleyman Şah'ın evladı. Sadece bir bey değil, aynı zamanda beyinin yadigarı. Nasıl ki Ertuğrul Gazi için Abdurrahman babasının yadigarıysa, Abdurrahman Gazi için de Ertuğrul hem kardeşi, hem sırdaşı, hem de beyinin kanı, beyinden yadigar. Yani öz kardeş değilse bile can kardeş bağıyla bağlı olduğu, sayısız cenge, sefere gitmiş, her şeyle sırrını, her türlü sıra vakıf olmuş ama yani duymam, bilmem, görmem düsturuyla hareket etmiş, ömrünü bu şekilde sadakatle çizmiş, yaverlik şerefini en iyi şekilde yapmaya çalışmış birisi. Çok şükür senaristimiz, yapımcımız da karakteri beslediği için, doldurduğu için, yönetmenimiz Metin hocamız olsun, Fethi Bayram hocamız olsun, Ahmet Yılmaz hocamız ve görüntü yönetmenlerimiz olsun, onlar ve senarist arkadaşlarımız, bütün ekip özveriyle, herkes, bütün karakterler birbirini iyi beslediği için burada Abdurrahman Gazi'de kendini elinden geldiğince konumunu, vasfını en iyi şekilde yapmaya çalışıyor diyebilirim. Arkadaşlar, Kuruluş Osman'ın her bölümü çok heyecanlı, çok etkileyici ama emin olun bundan sonraki bölümler çok büyük sürprizler, çok büyük dramlar olacak ve heyecan gitgide artacak çünkü artık devlet olmalı.